bakalım neler yaşayacağız bugün. Hayırlı sabahlar. Komşunun penceresinin önüne artık yok. Kurtuldum. Hayvanın dilini kurtuldum. Karıldırmamıza gerek yok. Bana havlatsın yeter. Orhan Seyfi Orospuluk. Önce bakalım piçlik var mı? Buraya sık sık oluyordu eskiden. Burada hanımın penceresinin önünde piçlik var. Su borusu üstüne var mıdır? Bilmiyoruz. Korkuyoruz gitmekten. Pencere açık, havlamaya başlar. Hırsız geliyor diye. Sümüklü böcek. Kabuksuz. Onun saldırısının da işareti buradan. Görgüsüz hayvanlar. Hep gelecekler penceremizin önüne. Komşunun önünde var mı? Hayır, onda yok. Artık orada olmuyor. Bu başka şey. Artık burada olmuyor. Bu köpek edindi. Sürekli havlamayan bir köpek edindi. Artık ona bok yok. Evet Yusuf Bey. Bu şeyin arkasında böyle birileri. Birileri var diye şüphe etme. Paranoyak. Tek işimiz bu. Ne yaşıyorduk önceden bu şüphe ettikleri her balkona çıktığımda burada senin evinin karşısında bazen elinde bıçakla çalıları güder gibi tehditkar şekilde ve çıkar çıkmaz diğeri köpeğiyle gelip gözünün önünde sıçtırırdı buradan. Hayvanları gelip burada sıçtırırdı.
Şu köşede sürürdü göreceğin şekilde gaza getirmek için ve boydan boya kafesin etrafına, çünkü kanallar, kafesin içine telle ördürttük, sonra çöp bidonlarını oraya yerleştirmiştim. Yönetici olduğu için polis bey, evet, çekim yapıyoruz. Her çıktığımda damlardı hayvanıyla, vababam suratıma havlayarak sıçtırırdı karşıma buraya. Çıktığımda sürekli görürdüm buraya baskına gelen hayvan sahipleriyle buluşmalarını. Sonra gelirdiler buraya şeytanlık yapmaya, havlatmaya, sıçtırmaya. Aynı şekilde diğer daha önce hiç görmediğim kişilerle buluştuklarını görürdüm, anlaştıklarını. Baştan beri kim baş aktör belli oluyordu. Burayı fırlayan deliklerden çıkan uçuşan şeyler yüzünden kazıdım. 6-7 kat bok var, hala vardır. Gelsin birisi kazısın. Babam kaldığı yerde kalpten gitti. Annem kronik hastalıklarla uğraşıyor. Az daha ölüyordu. Sonra bu şeyleri izlemeye başladım, çekime başladım. Saklanmaya başladılar. Bir gün leğenle iki bahsettiğin, senin suçladıkların leğenle koşturuyordular. Merak ettim, neden, temizlik mi yapacaklar? Sonra birkaç gün sonra kanserli komşunun orayı temiz tutmaya çalışıyordum. Çünkü evlerinin dışı bok 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 bok. Adam kanser, sürekli rahatsızlanıyor ve hastaneden geldiği zaman buraya park etti. Karşıdan benim davacımın burada kapıma saldıran, kapıyı açmaya çalışırken saldıran, köpeklerini omuzuma salan, onun köpeği müthiş havlatmalarla alay etti. Sık sık buluşuyorlar. Bu köpekle ne bulduk? Leğeni bulduk. Penceresinin dibine kadar sokmuş. Üstü bok kaynıyor. Altına toprak dökmüş. Sakın bu önemli isimlere şüpheci olma. Paranoyak damlası yersin. İki günde paspasımıza sıçtıktan sonra Fatih Portakallı Paspas dergisi. Sakın bu millete arkasında bunlar var diye düşünme ha. Sana bir damga daha paranoyak. Tekrar içeri hazırlar. Oraya kadar uzanıyor besbelli, çünkü burada yaptığımız konuşmalar. Ben kamerayı ilk aldığım zaman, gittiğim zaman muayeneye, kameraya konuşuyorum diye kendi kendine konuşuyormuşum Yusuf.
hanımla konuşuyoruz, bahsediyoruz. Çınarcık'ta gördüğümüz UFO'lar hakkında hayal görüyor musun Yusuf? Böyle zamanlamayla. Şimdi şüpheci misin Yusuf? Siz bu şeytanları bitirmeyin. Allah sizi bitirecek. Narsizm ise onun işaretlerini gördük. Araştırıyoruz nedir diye. Burada koşturan binlerce flying monkeys. Öfke patlamaları. Bıçakla aşilime saldırdı. Balkonda yaptıkları kamerada, videoda yayınlandı. Odun attı kalbime. Suları attı suları geçerken. Neden videolarıma sinirlenip bazen balkona çıkıp böyle bir şeyler atıp yere kırdı öfkeden videolarım yüzünden. Daha tonlarca narsizm işareti gördüm. Sakın bu şeylerden şüphelenme. Paranoyak. O kadar çok şey var be videomda böyle. Videolarımda. Burnumu uzatır uzatmaz stalkingler, gaslightingler, flying monkeysler, şeytanlıklar, hakaretler, küfürler, hepsi videolarımda. Tümü de narsizm özeli. Narsizm nedir? Birisi böyle bu şeyleri kullanıp yönetir. Söylediği gibi suratıma boka elini sürmez. Narsizm budur. İftira kampanyaları yapar. Neler neler. Emniyet bile o iftiraları böyle kapıyor. Bana dava yüklemeye çalışıyor. En son örneğinde olduğu gibi. Ya burada penceremin karşısına dikilen havlamalarıyla namaz kılarken sokup ağacın dibine, onun gibi yüzlerce örnek var. Sırf o dava etmek için polise başvurdu. İftirayla neymiş? Ben onlara demir çubukla saldırmışım. Bahçeye girdiklerinde buraya. Öyle bir şey olmadı tabii ki. İnsan sorar, senin ne işin var lan ta Ataşehir'den gelip burada benim bahçemin içinde hayvanlarınla sıçtırarak bahçeme. Flying monkey olduğu açık değil mi? Ve bu gerçekler göz altı edilecek. Paranoyası var diye benim başım daha çok belaya girecek. Daha fazla ilaçlar. Bazen düşünüyorum, acaba bu ilaçlardan pay mı alıyor bunlar? Çünkü iki tane yiyorum aydan $600 ediyor. Sigortadan. Evet be, yetkililer ve insanların sağlığı için uğraşacak olanlar. Bu şeyleri söylerim ben. Çünkü mantık dışı. Burada bir terslik var.
Ve gördüğüm kadarıyla tek bana yapılmıyor bu. Sayısız insana yapılıyordur. Devlet kasasını boşaltıyorlar belki. İlk baştan böyle beni davaya düşüren Litvanlama ve diğer onunla beraber ne videolarım var ben. Her çıktığımda balkona mesela pat damlardı buraya ileri geriyim. Her dışarı markete falan gittiğimde turnikede önüme damlardı, diğerleri de öyle. Nöbetleşe. Bu şeylerin arkasında birileri var diye şüphe etme. Paranoyak. Seni paranoyak seni. Şizofreni yedim. Sıra paranoyaktan. Ondan sonra seni gebertene kadar pisliklerle, pisliklerle pencerenin dışına veya düştüğün kurumda da kanser edene dek, hasta edene dek bu şeyler yapılacak. Sesini kes. Sakın arkasına bir bağlantı, gruplaşma, çeteleşme var diye düşünme. Bizim kurumumuza kadar kirli, boklu eli uzandığını da düşünme. Paranoyaksın. Şimdi gelelim neler yapıldığı evin etrafına. Hala devam ediyorlar. Sürekli bu parazit fabrikası, sümüklü böcekler. Şimdi pek az. Eski videolarımda var. Onlarca. Boklar evini kuşatıyoruz, boklarla, sineklerle onların çeken. Evin içi sinek dolu. Çiş kokuları boydan boya, bütün hayvanlar buradan geçerken fışkırtıyor. İğrenç. Magandalar, kavgaya, tutuşmaya çalışan, bıçakla saldıran, sopayla kafanı kıran kaç gezenle, pencerenin dibinden böyle dümdüz giden karınca konuğun eli, evinin içinde karıncalar, hamam böcekleri, şimdi yok, temizliğe başladığımızdan beri yok, neredeyse tek tük. Ondan sonra daha ne var ya, travma yaşıyorum bu saldırıdan, hatırlamıyorum. Aynı noktalara pislikler her zaman. Aynı noktalara çişler, çalının dibi gibi şurada. Çünkü kanal var. Devam edecektir. Bu şeyleri diktirmelerinin nedeni aralarına pislik yapacaktır. Aynı saldırılara uğrayan yan komşun şimdi köpek sahibi orada. Kiracı. Senelerdir. Üçü birden iki sene içinde kanseri kaptı gitti. Onların komşuları hepimizin paspasının üstüne sıçtılar. Onlar da karı koca kanserden, kanser salgını anasını satayım. Diğer saldırı altındaki olanlar da 34 yaşında kalpten gitti be. Böbrekten gidenler. Eseri katil mi? Başka ne olabilir? Evet, sakın şüphe etme. Paranoyak.
gözlerinin önünde olsa bile şüphe etme, çünkü sen şizofrenisin. Hayal görüyorum, kameramda öyle. Şimdi bu videoyu yayınladıktan sonra baskılar gelecektir. Çayım bitti. Hayırlı sabahlar. Bir tane hayvanı gönderiyoruz. Çay bitince bu sefer hanım başka yerden geldi. Yol buradan geçmedi bu sefer. Aşağı inerken buradan geçer. Ve taşıtlara gelince, dün buradaydı, kalkmış. Dur Yıldırım hala çalışmıyor. Filo 90 kucağında taşıyıp oraya koydu, sürekli gözümün önünde olsun diye. O da oradan. 24 saat hayvanı orada barındırmaya razıyız. Hayvanları çok seviyoruz. Daha yavrudan alıyoruz, kucağımıza götürüyoruz, oraya koyuyoruz. Senelerdir oradan ayrılmıyor. Sen balkonda otururken seyret diye. Şüpheci olma be Yusuf. Paranoyak şizofren. Ey devlet, insan bir narşist veya bir şeytan o kurumu böyle yönetebiliyorsa, belki telefon açıyor böyle, böyle böyle yapıyor, ona bunu şunu sorun ve paranoyakla suçlayın denilebilen bir kurum varsa, masumlara böyle yüklenebiliyorsa, o kuruma devlet el atmalı, polis bey. Siz ise bizim güvenliğimizi sağlayacaksınız. Fakat olmadık iftiraları havada kapıyorlar. Yeni bir dava etmek için. Ve bu taşlara gelince, Diğer şeyleri de anlatayım o zaman. Böyle ufak çocukları kullanıyorlar be. Kaldırım taşlarını söküp penceremize falan atıyorlar. Şimdi bu taşlar dizilmiş. Binlerce binlerce taş. Bakalım ne olacak zamanla. Ve bu da fırladı. Konuşma yapıyor. Şu devasa taşlara bak. Kafa kırar bunlar. Paranoyak olma Yusuf. Ve hayvanlara gelelim. Hayvanlara yaptıkları şeyler, tiyatrolar. Yani beni gaza getirmek için sıçma rolü bile yapıyorlar. Gözümün önünde burnumu uzatır uzatmaz patlamlayıp sıçıyorlar karşımdan. Penceremin karşısında sadece havlamalar, nağralar, kedi nağraları, kavgaya tutuşmalar. Evet, ondan sonra biz paranoyakız. Bırak rahat rahat yat. Aynı şeye dediğim gibi, bana onlar neden zarar görmüyor diyen amire dediğim gibi, ne yapacağım? Yatıp ölmeyi mi bekleyeceğim bu parazitlerden, sineklerden, saldırılardan? Böyle her gece paspasımızın ortasına oturan, parazitlerini içeri salan hayvanlar,
giriş kapısının bunlar için serdikleri paspasın üstünde yatan paraziti sokan hayvanlar. Allah yardım ettiği frekansları buldum. Yoksa mahvediyorlar beni be. Ve kaşıntı içinde bırakıyorlar. Çiviler sokuyordu ayaklarıma. Sadece evin etrafına yerleştirerek. Gece panjuru açıyordu. 6-7 kedi buradan ayrılmıyordu. İlk başlarda 6-7 köpek buradan ayrılmıyordu. Güden de belli. Senin Azrail'in dediği durup dururken kaç tanesi böyle bu pislikleri kaldırıyorum diye, hayvanları buradan uzaklaştırıyorum diye kafana sıkacağım, seni öldüreceğim, ayağından asacağım, ağaca falan filan tehditlerde bulundu. Kaç tanesi beyzbol sopasıyla saldırdı kafama pat pat pat. Şimdi gitti buradan ben geliyorum diye. Böyle gizlenebiliyorlar, masum oynayabiliyorlar. Bu kafe 2 gün içinde açıldı. Hayvanat bahçeliği için. Çocukların oynadıkları yerlere, etrafına, bu da saldı. Boklar, boklar, boklar. Tıkırtı çıkardı. Pencereden aşağı saldı. Böyle şeytani millet. Ve ben şüpheciyim. Ben paranoyakım. Ne için? Evimizin etrafını temiz tutmaya çalışıyoruz diye. Sümüklü böcekleri atmasınlar diye. Penceremizin önüne boklar döşemesinler diye. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Köpeği mi gezdiriyorsun? Hava alıyor. Hava alıyor. İçeride hava azdır. Onu sonra nasıl çıkaracaksın yukarı? Boynundan mı kaldıracaksın böyle? Asar gibi. Evet. Stalking diye şüpheci olma Yusuf. Böyle güç gösterisi olduğun şüphe etme. Namazından önce ağlar. Oraya sıçıyor. Ne yapıyor arkadaş? Sıçıyor mu oraya? İşedi. Sıçmasın, sinekleri topluyor evimizin içine. Onu yapınca da alıyorum abi ben zaten. Hı. Şu avlamasına da bir çare bulamadın hala. Götürüyorum ama evde durmuyor ki. Sürekli avlamıyor ya. Seni gördük orada. Pencereden dışarı çıkardık. Bakarsın bir şeyler yanlış söylersin. Şüpheci. Paranoyak. Kurulan kumpası hepsi biliyor, emin olun. Beni paranoyakla damgalamak için her şeyi yaptıracaktır. Evet, kapatıyoruz. Hayırlı sabahlar. Sonra başka işlem varsa onu da kayıt ederiz.
Yani o kadar çok böyle güç vermişsiniz ki şimdi yok. Böyle hava atarak, güç göstererek bu şeytanlıklar yapıyor. Neymiş, pislikleri kaldırıyormuş. Şuradaki geçen sefer köpek pisliğiydi. Hepsi öyle diyor. Fakat gözümün önünde sıçtırıyor. Ne zaman bu işi yapacak? Ben tam oradayken tesadüfen. Şüpheci olma Yusuf. Paramı yak. Hala uğraşıyoruz. Tekrar saldık.